Yeni bir YouTube kanalı açtınız ve videolarınızı upload etmeye başladınız. Fakat istediğiniz etkileşimi, istediğiniz görüntülenmeleri alamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey videolarınızı optimize etmek. Videolarınızı optimize edebileceğiniz birkaç püf noktasını bu videoda sizlere anlatacağım. Ve sadece videolarınızla değil, topluluk sekmesiyle birlikte de kanalınıza etkileşim alabileceğinizi yukarı iliştirdiğim videoda anlatıyorum. Mutlaka o videoyu da izleyip kanalınıza etkileşim almanın yollarına bakabilirsiniz. Videolarımızı optimize edebileceğimiz 4 ana başlık var. Bunların birincisi thumbnail, başlık, açıklama ve anahtar kelimeler. Aslında başlık, açıklama ve anahtar kelimeler birbirleriyle bağlantılı olarak gidiyor. Thumbnail bunlardan apayrı bir şekilde işliyor. Öncelikle sizlere thumbnail ile alakalı birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Bunlardan birincisi sade, anlaşılır bir thumbnail seçmeniz olacak. YouTube'da gezinirken birçok video önüme çıkıyor ve baktığımda thumbnail'ların hepsinde çok fazla yazı, alakasız renkler ve küçük simgeler bulunuyor ve küçük simgelerin hiçbiri de anlaşılmıyor. Öncelikle thumbnail'ınızı yaparken sade, minimum yazı ve uygun renkler kullanmaya özen gösterin. Bunun için sizlere bir örnek verebilirim. color.adobe.com sitesine giderek thumbnail oluşturmadan önce bir renk palete kendinize belirleyebilirsiniz. Burada thumbnail'ınızda kullanacağınız ana rengi seçtikten sonra sol taraftan tamamlayıcı seçeneğine tıklarsanız eğer ana renginizi tamamlayacak diğer renkleri de sizlere sunacaktır ve bu sayede birbirini tamamlayan ve göze hoş hitap eden thumbnail renklerine ulaşabileceksiniz. Son dönemlerde yabancı YouTube kanallarına da bakarsanız eğer thumbnail'larında hiçbir şekilde yazı bulundurmuyorlar. Net açıklayıcı simgeler kullanarak video içeriğini bizlere yansıtıyorlar ve gayet iyi sonuç aldığını da birlikte görüyoruz zaten birçok kanalda. Bizim bir dükkan açtığımızı düşünün. Thumbnail'ımız da bizim dükkanımızın vitrini. Yani videomuzda ilk dikkat çeken şey ve insanları içine çekecek olan şey thumbnail. Bu nedenle thumbnail'ımızın olabildiğince özenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Burada biraz öz eleştiri yapmak istiyorum. Ben de kendi yaptığım, yani kendi kanalımdaki thumbnail'ları çok beğenmiyorum açıkçası. Fakat olması gerektiği şekilde uyarlamaya ben de çabalıyorum. Önemli olan bir sonraki aşamamız başlık, açıklama ve anahtar kelimeler. Bunların hepsi birbirinden bağlantısız, bir o kadar da birbiriyle bağlantılı konular. Başlığımızı seçerken özellikle videomuzun ana konusundan bir kelime mutlaka koymalıyız. Örnek veriyorum, ben bir YouTube eğitim videosu çekiyorsam eğer başlığımda mutlaka YouTube geçmeli. Çünkü videomuzu ilk yayınladığımız andan itibaren YouTube algoritması önce kanalımızın ana konusunu anlamaya çalışıyor ve bununla birlikte doğru kişilerin ana sayfasına çıkartarak videonun tıklanılabilir bir hale gelmesini sağlıyor. Biz ne kadar videomuzun konusuyla alakalı anahtar kelime başlığımızda bulundurursak algoritmanın videomuzun konusunu anlaması o kadar kısalıyor ve daha hızlı bir şekilde önerilmeye başlıyor. Başlıklarda mutlaka bir adet kanca bırakmayı unutmayın. Kanca dediğimiz şey yabancılarda hook olarak geçiyor. Her videonun bir hook'u olmalı. Yani insanları etkileyecek bir şey olmalı ve insanlarda merak uyandırmalı ki o videoyu gördüğünde tıklamak istesin. Yani aslında ne kadar basit gözükse de başlık konusu en önemli konulardan biri. Bir diğer konumuz açıklamaya ne yazacağız? Bazı videolarda bakıyorum açıklamalar çok kısa oluyor. 1-2 cümlelik, hatta 1-2 kelimelik açıklamalar görüyorum ama başlık kısmında belirttiğim gibi ne kadar videomuzun içeriğini anlatan bir açıklama yazarsak YouTube'un videomuzu önermesi o kadar hızlı olacaktır ve o kadar doğru kitleye videomuzu sunacaktır. Çünkü önemli olan videomuzun herkesin izlemesi değil, gerçekten videomuzun konusuyla ilgilenen kişilere ulaşmak. Sağlam bir kitle oluşturmak istiyorsak temellerini sağlam atmalıyız. Bu yüzden ilk önce videomuzun kategorisindeki kişilere ulaşmamız gerekiyor. Bu nedenle de doğru başlık ve doğru açıklamayla bunu tetiklemeliyiz. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Başlığınızı kopyala yapıştır yaparak açıklama kısmına eklemeyin. Başlığınızda bulunan kelimeleri kullanarak açıklama kısmında açıklama metni oluşturun ve bu sayede başlığınızda kullandığınız kelimelerle açıklama yazısı yazdığınızda videonuzun optimizasyonu o kadar sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda açıklama kısmının en altına inerek videonuzun konusuyla alakalı hashtagler ekleyebilirsiniz ve videonuzun hashtaglerde çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Anahtar kelime bölümüne geldiğimizde bildiğiniz gibi başlık,
açıklama ve anahtar kelimeler. 3 ana merkezimiz var. Başlıkta kullandığımız kelimeleri açıklamalarda kullanarak bir paragraf oluşturuyoruz ve sonrasında başlık ve açıklamalar içinde bulunan kelimelerden uygun anahtar kelimeler yazarak videomuzu daha sağlıklı bir şekilde optimize edebiliyoruz. Zaten Google'ın kendi bir açıklaması var. Etiketler videonuzun aranmalara çıkması için çok önemli bir durum değil. Yanlış yazım hatalarının önüne geçmek için etiket kısmı daha aktif oluyor ve bu sayede videonuzun optimizasyonu da tamamlanmış oluyor. Aslında burada yapacağımız şey çok basit. Başlık, açıklama ve anahtar kelimelere çok fazla dikkat ettiğimizde videomuzun ana konusunu YouTube daha hızlı bir şekilde anlıyor ve doğru kitleye videomuzu göstererek daha fazla etkileşim alabileceğimiz bir duruma getiriyor. Bu maddelere özellikle dikkat ederseniz yaklaşık 2-3 aylık bir süreçte etkileşim ağınızın doğru kitleye ulaştığını çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Kanalınızın etkileşimi ve izlenmeleriniz biraz daha artacaktır ve kar topu etkisiyle büyüyecektir. Son olarak sizlere şunu belirtmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka videonuzun konusuyla alakalı başlık, açıklama ve anahtar kelimeleri girmeniz. Mesela örnek veriyorum, bir araba videosu çekilmiş fakat anahtar kelimelere Enes Batur eklenmiş veya başka bir o anda daha çok aranan bir anahtar kelime eklenmiş. Bunun tamamen yanlış olduğunu sizlere söyleyeyim ve açıklama kısmına asla ve asla etiketleme yapmayın. Anahtar kelimeler yazmayın. Bazı videolarda görüyorum aşağıya doğru bir sürü anahtar kelime yazılmış. Bunların hiçbir etkisi yok. İlerleyen süreçte bu kanalınız için spam niteliği taşıyabilir ve kanalınızın geleceğini kötü bir duruma sokabilir. Bu nedenle bu 4 maddeyi çok titiz bir şekilde yaparsanız kanalınızın optimizasyonu çok daha profesyonel bir şekilde olacaktır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.